إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء سبحانه سبحانه ما أعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزماننا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم değerli müminler sevgili kardeşler bugün cuma bugün 18 cemaziyel evvel 1429 Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizi burada cem ettiği gibi cennetinde de cem etsin. Rabbim bizi mescitlerde topladığı gibi kalplerimizi, zihinlerimizi, büyük ailemizin kaybolmuş çocuklarını da yuvamızda toplasın inşallah. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil alemin. Geçtiğimiz hafta Filistin ve Müslümanlar için Nakba günü idi. Nakba haftası idi. Büyük felaket demektir. Büyük felaket. Çünkü İsrail'in kuruluşu idi. İsrail'in kuruluşu, Müslümanların yıkılışı oldu. Adeta. İsrail'in kuruluşu, Müslümanlar için büyük felaket oldu. Nakba. En-Nakba. Neden böyle oldu? Bunu burada, bugün bu kısa hutbe içerisinde izah edemem. Fakat sadece ve sadece bize miras kalmış olan o mübarek beldelere karşı vazifemizi, mesuliyetimizi müdrik olmamız için bir nebze şuurlarımızı harekete geçirebilirim. Ben de ona çalışacağım. Okuduğum ayet-i kerimelerin mevzu ile münasebeti açık.
والتين والزيتون، bunlar meyve ve yemiş değil. Ve tur-i sinin ve hâzel beledil emin. Vettin aslında incir manasına gelir. İncir ağacı da demektir. Her ikisine de denilir. Eğer burada incirle, zeytinle bitki kastedilmiş olsaydı, arkasından gelen iki ayetle kopukluk olurdu. Ve tur-i sinin. Sina dağı şahit olsun. Ve hazel beledil emin. Bu emin belde şahit olsun. Yani Mekke şahit olsun. Kabe şahit olsun. Harem şahit olsun. O zaman müfessirlerimizin de çoğunluğunun isabetle ifade ettiği gibi vettin sıradan bir meyve değil. Ve zeytun bildiğimiz manada zeytin değil. Bu ikisi iki beldenin simgesi. İki ayrı beldenin. İncir nerenin simgesi? Bazıları demişler ki incir Hazreti Nuh tufanında Nuh'un sefinesinin konduğu bölgedir. Cudi Dağı ve Cudi Dağ silsilesi aslında Cudi yüce dağ demektir. Aynen Tur gibi. Tur da yüce dağ demektir. Ulu dağdır Tur. Onun için bunu bir sıfat olarak da çevirebiliriz. Tur-i Sinin diye çevireceksek eğer Ulu Dağ, Ulu Sina Dağı diye çevirmemiz lazım. Bir başka ihtimal tin ile bizim bildiğimiz manada tin değil de çöl inciri manasında ise Sina Yarımadası'nın tamamına delalet eder. Bir başka ihtimal bugün Filistin'in göbeğini, merkezini temsil eden mekana kadim zamanlardan beri verilen isim olarak tezahür eder. Bir başka ihtimal, Buda'nın altında kendisine ilhamın geldiği Budi ağacı ki yabani bir incir ağacıymış. Ne delalet ettiğini söyleyenler var Hamidullah gibi. Zeytun ise belli. Zeytin Dağı bugün Filistin'in merkezinde, Kudüs'ün yamaçlarında bir dağ. Dolayısıyla ve zeytun yine bölgeye delalet eder. Ve tin bölgeye delalet eder. Zeytun bölgeye delalet eder. Zaten zeytin Akdeniz bölgesi ikliminin en belirgin bitkisidir. Akdeniz'i simgeler. Ama demişlerdir ki, tin kesreti, zeytun vahdeti simgeler. Çekirdekleri itibarıyla. Hakikaten bu hoş bir tefsir olur belki. Ama mekan isimleri olması hasebiyle, vettin ve zeytun her ikisi de Filistin'i kapsayan havaliyi temsil ederler. Çünkü ora mübarek kılınmış bir beldedir. Onun için Kudüs denilmiştir. El-Ardul Mukaddese. Mukaddes arazidir. Allah kutsal kılmıştır. Hatta Kur'an'da bir tek yerde gelir mukaddes vasfı ve o bölge için, bölgenin tamamı için kullanılır. Yine inneke bil vadil mukaddesi tuva. Tuven iki kere demektir. Marrateyn
tıven kat kat kılınmış ya da iki kere mukaddes kılınmış demektir. İki kere mukaddes, bir İbrahim'in vatanı olması hasebiyle, bir de Hazreti Musa'nın vahiy aldığı bölgeler olması hasebiyle iki kere mukaddes kılınmış. Belki tıven aynı zamanda kat kat mukaddes kılınmış manasında hem Hazreti İbrahim'in, hem Hazreti Musa'nın, hem Hazreti İsa'nın, hem Hazreti Yahya'nın, hem Hazreti Zekeriya'nın, hem Hazreti Muhammed aleyhisselam ecma'inin hepsine salatu selam olsun hatıraları vardır. Kudüs daha İsrail oğullarının ilk kralı sayılan Talut döneminde temelleri atılıp Hazreti Davud zamanında şehir planı çıkarılıp Hazreti Süleyman'ın dillere destan bir uygarlığın merkezi haline getirdiği bir mübarek belde. Yani peygamberler eliyle vücut bulmuş bir şehir. Peygamberlerin eli var, teri var, izi var. Ve ondan sonra kaç peygamber orada taşlandı bilmiyorum. Kaç peygamber gömüldü, kaç peygamber üzerinde yürüdü, kaç peygamberin alın teri toprağa karıştı. Hazreti İbrahim'den beri. Hazreti İbrahim hicret ettiğinde istikameti Eriha idi. Ve daha o zamandan Allah o bölgeleri mübarek kıldığını beyan etmiştir. Dolayısıyla nereye dönersek dönelim Filistin'de peygamberlerin hatırası var. Hazreti İbrahim'in hatırası var. Hazreti İshak'ın hatırası var. Hazreti Yusuf'un hatırası var. Hazreti Yakub'un hatırası var. Hazreti Süleyman'ın, Davud'un hatırası var. Zekeriya ve Yahya'nın hatırası var. Hazreti Meryem'in hatırası var. Hazreti İsa'nın hatırası var. Daha sayamadığım İshaya'nın hatırası var. Yeremya'nın hatırası var. Daha adını anamadığım bir sürü peygamberin hatırası var. Kudüs'ün topraklarını sıksak peygamber akar. Bunun ne manaya geldiğini düşünebiliyor musun? Şurada burnumuzun ucunda bir mübarek zat yatıyor da İstanbul onun şerefiyle şerefyab oluyor. Eba Eyyub el Ensari. Nedir? Nedir özelliği? Peygambere eli değmiş. Peygambere gözü değmiş. Peygambere vücudu değmiş. Ya peygamberin kendisi? Ya bir değil yüzlerce peygamber? Düşünün. Bunların hepsi bizim peygamberimiz. Bunların hepsinin izine uyanlarız bizler. Çünkü biz Müslümanlarız. Ulaike hedallah febihudâhu muktedi. Bütün 17 peygamber sayar ayet, bütün bunlar Allah'ın hidayeti üzerindedir. O zaman sen de ey muhatap onların yoluna uy. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ Biz Müslümanlarız. Tıpkı İsa gibi Müslümanız. İbrahim gibi Müslümanız. Zekeriya gibi Müslümanız. Musa gibi Müslümanız. Onların hepsi İslam peygamberidir. Ve Kudüs bu yönüyle tarihinin kim dönemlerinde Filistin bu yönüyle tarihinin tüm dönemlerinde Müslüman oldu. İsra suresinin birinci ayeti kerimesinde Minel mescidil harami ilel mescidil aksa. El mescidul aksa neresi? O zaman bu ayetin indiğinde Kudüs'te bir mabet yoktu. Bir mescit yoktu. Süleyman mabedi yerle bir edilmiş, mezbele haline getirilmişti. Hristiyanlar tarafından.
İmparator Titus milattan sonra 70 yılında Kudüs'ü yerle bir edip Yahudileri soykırıma uğrattığında mescit falan kalmamıştı. Süleyman Mabedi yerle bir olmuştu. Ondan önce Nabukadnezar döneminde, Asurlar döneminde, ondan Babirler döneminde Kudüs yerle bir olmuştu. Ama Kudüs'ün en son yıkımı Roma İmparatorluğu döneminde, Titus döneminde oldu. Milattan sonra 70 yılında hebaen mensura oldu. Yerle bir oldu. Dolayısıyla bu ayetler indiğinde Kudüs'te bir mescit falan yoktu. Sadece bugünkü ağlama duvarı kalmıştı. Kadim olarak. Çöplük idi orası. O zaman Peygamber Efendimizin Miraç'ta götürüldüğü yer neresi? Muhtemelen buna iki cevap verilebilir. Biri şöyle denebilir. Tur suresinin 3. ayetinde. Vettur. Orada arştaki mescit. Yani Kabe'nin simetriği olan arştaki mescit. O olabilir mi? Eğer odur dersek, İsra suresinin 1. ayetinin devamındaki onlarca ayetin İsrail oğullarıyla bağlantısını kuramayız. O zaman İsra suresinin hemen arkasından gelen, eğer El Beytül Ma'mur, El Mescidül Aksa ise, İsra suresinin arkasından gelen ayetlerin İsrail oğullarıyla alakası ne? Fakir El Mescidül Aksa'yı işte Mekke'de, Cirane'de Müslümanların gizli gizli namaz kıldıkları bir mescit olarak da verirler. Özellikle Kelbi'nin rivayetine dayanarak. Bunlar birer yorumdur, mümkündür de. Fakat İsra suresinin 1. ayetinin arkasından gelen İsrail oğullarıyla ilgili onlarca ayeti kerimede gösteriyor ki, Allah Resulüne Miraç'ta gösterilen El Mescidül Aksa, Hazreti Süleyman mabedi. Ama o gün var değildi. O gün yıkılmıştı. Fakat onun aslı gösterilmişti diyebiliriz. Yani Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa idi. Allah Resulü'nün de zaten daha sonra bunun dışında bir yorum yapmadığını ve üç yeri ziyaretin meşru olduğunu, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Dolayısıyla Allah Resulü'nün tefsirinin de El Mescidül Aksa'nın bugün İliya, o günkü ismiyle Elia, Allah şehri manasına gelir. Elia'nın olduğu, yani Kudüs'ün, Kudüs-ü Şerif'in olduğu yorumu, tefsiri Allah Resulü'ne ait bir tefsirdir. Onu böyle koydum. Allah Resulü ilk kıbleyi hep Kudüs'e çevirdi. Mekke'deyken Kabe'yi Kudüs'le arasına alırdı. Kabe'ye yönelir fakat Kudüs'ü Kabe hizasına dizerdi. Yani hem Kabe'ye döner hem Kudüs'e dönerdi. İkisine birden kıble olarak yönelirdi. Medine'ye geldiklerinde 16 ay Kudüs'e dönerek namaz kıldılar. Sırtı Kabe'ye geliyordu, yönü Kudüs'e geliyordu. Bu ağır bir sınavdı. Taassup sahibi, İbrahim'in beytine hürmeti atadan kalan bir gelenek olarak görmüş bir Arap için Kudüs'e yüzünü, sırtını Kabe'ye dönmek ne demek? Etrafındakiler Efendimiz'in işte böyle ağır bir imtihana tabi tutuldu. Sahabenin tutulduğu imtihan çok ağırdı. Onun için 16 ay onlar bu imtihanı verdiler ve ondan sonra imtihan sırası Yahudilere geldi. Ve bir namazın içinde, evet,
فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Ayeti kerimesi indikten sonra evet, Allah Resulü ve ashabı artık Kabe'ye döndüler. Bu bir imtihandı. İmtihanlarını verdiler. Şimdi imtihan sırası Medine Yahudilerindeydi. Onlar imtihanlarını veremediler. Asabiyetlerinden Allah Resulü'nün bu imtihanı neden verdiğini de anlayamadılar. Rabbimizin ne yapmaya çalıştığını anlayamadılar. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِ Yüzünüzü doğuya batıya çevirmeniz değildir iyilik, fazilet, meziyet, erdem, muruvvet. Asıl iyilik, asıl erdem Allah'a kulluk, takva ve tevhiddir. Onun için anlayamadılar. Bu ayeti kerimede El-Mescidül Aksa'nın Süleyman Mabedi'nin olduğu yer olduğunu söyleyebiliriz. Süleyman bin Abdülmelik döneminde oraya cami yapıldı. Bugünkü caminin kökleri Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik zamanında yapılmış olandır. O dönemde Hazreti Ömer döneminde bir küçük mescit inşa edildi. Fakat o bugün ziyaret edilen mahallin hemen yanında bir mahaldir. Bu bilgiden sonra asıl Müslümanların o bölgeye olan o büyük iştiyakı daha Hazreti Ömer döneminde gerçekleşti ve Hazreti Ömer döneminde fethedildi. Nasıl fethedildi? Kılıçla değil, silahla değil, harple değil, sulh ile. Amr İbn-i As Kudüs'e geldiğinde Kudüs patriği Seferinoz anahtarı teslim etmek için karar aldı. Dolayısıyla bir tek şartı vardı Seferinoz'un. Halife gelirse teslim eder. Halife geldi Hazreti Ömer. Kudüs'e kadar ve Seferonius Kudüs'ün anahtarını halifeye verdi. Bir şart koştu. Orada bir belge imzalandı. O belgede Amr İbn-i As'ın imzası var. Halid bin Velid'in imzası var. Hazreti Ömer'in imzası var o belgede. Ve Patrik Seferonius'un imzası da var. Bu beldeye Yahudi göçüne izin verilmeyecektir. Ve o belge halen orijinal haliyle korunuyor. O belgeye orada söz verilmişti çünkü. O belgeye sadık kaldı Emeviler. Abbasiler sadık kaldı. Eyyubiler sadık kaldı. Hatta Fatımiler sadık kaldı. Memlükler sadık kaldı. Osmanlı'nın fethi sırasında Yavuz Sultan Selim'e geçince bölge, Yavuz Sultan Selim o belgeye sadakat göstereceğine dair and içti. Ve o bölgede nüfus çok ilginçtir. Size bir rakam vereceğim. 1897'ye kadar Yahudi nüfusu bölgede mevcut bulunan 10 bini aşmadı. 1897'den 1920'ye geldiğimizde Yahudi nüfusu 3'e katlandı. Yani Abdülhamid'in, Sultan Abdülhamid'in tahtından hal edildiği 1909'da korkunç bir akış başladı. Ve 10 bin olan nüfus kısa zamanda 100 binlere, ondan sonra milyonlara bağlı. Bu ahde o güne kadar Osmanlı da sadakat gösterdi. Ve bugün orada bir hançer duruyor. Dolayısıyla daha sonra bu akış biliyorsunuz İsrail'in kuruluşuyla
948 yılında bir hançer gibi geldi, saplandı. Allenby, İngiliz komutan, 1917 yılında Kudüs'e girdiğinde çok ilginç. Haçlı seferlerinin öcünü şimdi aldık diyordu. Haçlı seferlerinin öcünü şimdi aldık. Allenby'nin komutasındaki İngiliz birlikleri içerisinde 3 tabur Yahudi taburu vardı. Gönüllü Yahudi taburları. Allenby ondan sonra Suriye'ye girdi, Şam'a. Şam'a girdiğinde yaptığı ilk iş Selahaddin Eyyubi'nin kabrine gelmek oldu. Ve kabri tekmeleyerek işte döndük ey Selahaddin diye bağırıyordu. Tam Selahaddin'in zaferinden 700 küsür yıl sonra. Eyvallah. Bu bir imtihan. Neden beldeler bir girer bir çıkar? Ve tilkel eyyam nudaviluha beynen nas. Bir ele gelir, bir elden çıkar. Evet. Neden böyle olur? Bir imtihandır. Bir vererek sınar, bir alarak sınar. Bir vererek imtihan eder, bir alarak imtihan eder. Hepimizin kişisel hayatı da öyle değil aslında. Bakın, inişlerle çıkışlarla dolu. Bakın, bir yükselişler, bir alçalışlar var. Bakın şöyle, onun için. Fi kulli amin marraten ev merrateyn. Evet. Her yıl bir ya da iki kez sizi sınıyor. Kur'an'ın ifade ettiği gibi. Öyledir. İmtihan daimidir. Arızi değildir. İmtihan bu cihana gelmenin daimi bir unsurudur. Onun için onlar onunla imtihan ediliyor. Biz de onlarla imtihan ediliyoruz. Değerli kardeşler, bir Kudüs sızısı her müminin içinde olmak zorunda. Bir Filistin sızısı her müminin içinde olmak zorunda. Bu imanımızın içindedir. Unutmayın. Çünkü Kur'an'ımızın içindedir. O nedenle içimizin bir tarafı hep yıkık. İçimizin bir tarafı hep yaşlı. İçimizin bir tarafı hep bükük. Böyle gülerken takılmış bir kılçık gibi takılacak zihnimize. Unutmayalım. Onun için Filistin, Filistinlerin değildir. Filistin, İslam ümmetinindir. Filistin sizindir, Filistin benimdir. Kudüs, İstanbul'un can kardeşidir. Kudüs ölürse İstanbul hastalanır. Kudüs ağlarsa İstanbul da ağlar. Onun için ayrı tutmayın. Eğer ora esirse o esaretin bir payı da buraya verilir. Ayrı tutmayın. Gönüllerinize haritalarda sınırlar çizmeyin. Hudutsuz adamların çizdiği hudutlara aldırmayın. Hala gönlümüzdeki haritada duruyor oralar. Ben hiçbirini feda etmedim biliyor musunuz? Ahdettim Endülüs'e gidersem seferi kılmayacağım namazları diye. Yemin ettim. Endülüs'e gidersem namazları mukim kılacağım. Benim orada hala gönlüm var. Hala gözüm var.
Şimdi çok merak ediyorum. Acaba Şatıbi'nin mezarına ne oldu? Acaba İbni Haldun'un mezarına ne oldu? Acaba İbni Bacce'nin mezarına ne oldu? Acaba diğer alimlerin mezarına ne oldu? Ne yaptılar bunlara? Bu eserleri, koca koca eserleri elimizde olan bu insanlar ne yaptılar acaba? Merak ediyorum. Gönlümden geçiyor. İsterdim ki gideyim, bir ziyaret edeyim. Ama dediğim gibi seferi namaz kılmayacağım İspanya'ya gidersem, Endülüs'e gidersem. Şafii öyle der. Tarihi içerisinde İslam Müslümanların eline bir kez geçmiş bir bölge ebediyen İslam diyarıdır der. İsterse daha sonra elden çıksın. Onun için benim için Kudüs de seferi değildir. Kudüs de Hazer'dir. Filistin de Hazer'dir. Gönlümüzden çıkmadan gözümüzden çıkmaz. Gönlümüzden çıkmadan gözümüzden çıkmaz. Gönlünüzden çıktıysa gözünüzden çıkar. O nedenle ne olursunuz gönlünüzde olsun. Bakın, acılarla hatırlıyor ve kazanıyoruz. Bosna diye bir yeri unutmuştuk. Gönül haritamızda yoktu. Allah bize Bosna'yı geri verdi ama acılarla verdi. Bakın, Üsküp, Sancak, Makedonya. Biz unutmuştuk buraları. Allah bize geri kazandırdı. Biz bilmezdik. Dolayısıyla Rabbimiz bize kayıplarımızı hatırlatıyor, kayıplarımızı. Kaybettiniz diyor. Ne demek bu? Arayın demek. Aramazsanız bulamazsınız. Kaybettiğinizi bilmiyorsanız asıl kayıp budur, biliyor musunuz? Elinizden çıkması değil, gönlünüzden çıkmasıdır. Kaybettiğinizi bilmiyorsanız asıl kaybetmek budur. Adam 800 yıl sonra gelmiş, işte döndük ey Selahaddin diye sandukayı tekmeliyor. Siz nasıl gönlünüzden çıkarırsınız? Daha dün hatıramız duruyor. Onun için ne olursunuz, içinizde bir sızı hep olsun. Hep olsun. Nakba orada değil, burada da nakbadır. Onun için bir gün Filistin'i ve Kudüs'ü Müslümanların eline tekrar kazandıracak her kimse, 1,5 milyarlık ailemizin doğal lideri o olacaktır. Halep'te Halepli marangozun hikayesini duydunuz mu? Burada anlatmıştım. Halepli marangozun hikayesi. Ne bu hikaye? Daha Selahaddin-i Eyyubi yok, doğmamış. Herkes Kudüs için bir şey yapsın diye bir şey duymuş Halepli marangoz. Ve ben ne yapabilirim diye sormuş. Ben ne yapabilirim? Halepli marangoz, ben marangozum demiş, bir şey yapamam. Savaş yapamam. Harp edemem. Asker değil, marangozum. O zaman demiş, ben Kudüs'te Mescid-i Aksa için bir minber yapayım. Ve bir minber yapmış. Böyle bir, bundan daha güzeldi. Ben o minberin fotoğraflarını gördüm. Bir minber yapmış, koymuş. Daha Selahaddin Eyyubi yok. Selahaddin Eyyubi ordu komutanı olunca bu hikayeyi duymuş. Duymuş ki Halep'te bir marangoz fi tarihinde
Mescid-i Aksa için minber yapmış, orada duruyormuş. Marangoz demiş ki ben minberini yaparım, bir yiğit de çıkar o minberi Mescid-i Aksa'ya koyar. O yiğit kim olacak? O minberi Mescid-i Aksa'ya koyacak da ben olacağım demiş. Selahaddin. Ve o minberi Mescid-i Aksa'ya koydu. 1967 yangınında Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yaktıklarında o minber yandı işte. Ya. O güne kadar şahit olarak durdu. Onun için ben ne yapabilirim ki? Minber yap ya. Hiçbir şey yapamazsan. Otur, bir çift ayakkabı yap, Kudüs'ü fethedecek olan büyük İslam komutanının ayağına de. Koy bir tarafa. Git bir takke ör ya. Bu takkeyi Kudüs'ü fethedecek olan o büyük gaziyi için ördüm de. Orada dursun. Bir resim yap ya. Ve vasiyet et. Sen göremedin. Torununa vasiyet et. Oğlum, bunu, bu tabloyu Kudüs'ü fethedecek o büyük İslam komutanı için yaptım. Eğer sen görürsen verirsin. Bir ağaç dik ya. Bir ağaç, küçücük. Bir fidan getir. De ki bu Kudüs için. Kudüs için bu vakıftır. Adını da Filistin ağacı koy. Kudüs ağacı koy. Bir çocuğun doğdu. Unutma, unutturma. Adını Filistin koy. Yani içinde yaşadığını böyle anlatırsın. Böyle anlarsın. Onun için dedim ya, biz içimizde kaybetmezsek dışımızda kaybetmeyiz. İçimizde kaybetmeyelim. Zihnimizdeki, yüreğimizdeki haritalarda kaybetmeyelim. Rabbim bize bu liyakati versin. Rabbim esir coğrafyalarımızı en garibi zamanda kurtarsın inşallah. Ela inna ahsenel kelam ve eblegen nizam kelamullahil melikil azizil allam. Kema galallahu tebareke ve teala fil kelam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى De ki ister tek başınıza olun ister başkalarıyla birlikte olun sakın ha sakın Allah'ın huzurunda bulunduğunuz gerçeğini asla unutmayın. Sadakallahul azim. Allahumma afir lil mu'minine vel mu'minat. Vel muslimine vel muslimat. El ahyai minhum vel emvat. İnneke semi'un garibun mucibu d-dahvat. Rabbena atina fid dunya hasene. Ve fil ahireti hasene. Ve qina azaben nar. Rabbena gfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الملحدين أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاجرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين
برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لفقام الشهر شرف صفه. فقال عز وجل من قائل مخبرا بعد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله إنك حميد، وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آله إنك حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. Sizi uyarmam. Yeşillik olsun, torba dolsun kaygısıyla değil. Veya laf olsun, beri gelsin kaygısıyla değil. Veyahut da size hava atmak için bu kürsüye çıkılmaz. Haşa. Haşa. Ben müminin en günahkarının ayağına türabım. Sizi uyarmam sadece ve sadece. Sadece ve sadece. İn uridu illel ıslaha mesteta. Gücümün yettiğince düzeltmek. Daha güzel görmek. Yamukluklarımızı doğruluklara tebdil etmek. Seyyiatımızı hasenata tebdil etmek. Eksikliklerimizi gidermek, dağılmışımızı toplamak, parçalanmışımızı bütünlemek içindir. Başka hiçbir şey değil. وَمَا تَوْف۪يق۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ. Bu konuda eğer başarılıysam bunu bana vermeyin. Bu Allah'a aittir. Çünkü söyleten O, dili veren O, vahyi indiren O, güç veren O, O vermeseydi ne konuşabilirdik? Konuşsak dahi papağan gibi konuşurduk, hiçbir şey anlatmazdık. O verdi. Verdiği dille, verdiği sözcüklerle, verdiği yetenekle, verdiği akılla konuşuyoruz. Ve verdiği kitab ile konuşuyoruz. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi uni. Sadece ona dayandım. Ve yalnızca yönümü ona döndüm. Ona dayandım. Çünkü insana dayanırsa insan yıkılır. Ağaca dayanma yıkılır, insana dayanma ölür derler ya. Onun için ruknün şedid Allah'tır. İnsan ruknü şedid olmaz. İnsan zayıf. Onun için insana dayananlar hep yolda kaldılar. Ya Ebu Bekir, yeryüzü ehlinden bir dost seçseydim seni seçerdim. Fahvel hitap ama seçmedim. Dolayısıyla Allah'a dayanmaktan başka çaremiz yok. Allah'a güvenmekten başka çaremiz yok. Allah'a dayan. Gayene tevfikini versin. Allah'a dayanmazsan eğer yese düşersin. Öyle diyor ya. Bu veya buna benzer bir şekilde söylüyor ya Mehmet Akif'imiz. Başka çare yok, göremedim ben. Onun için insana dayananlar hep yese düştüler. Hep umutsuzluğa kapıldılar. Allah'a dayanacaksın. Allah'ın var, neye muhtaçsın? Allah'ın yok, neyin var? O zaman Allah'ı unutmayın. Allah yokmuş gibi düşünmeyin. Allah yokmuş gibi davranmayın. Konuşurken Allah yokmuş gibi konuşmayın. Yani bu işi nasıl olacak? Bu iş nasıl olacak? Şu halimizle bu işler nasıl olacak? Demeyin. Allah var. Olur. Biiznillah. Olur. İnşallah. Neden olmasın? Neler oldu? Bir kez olan bir daha niye olmasın? Bir kişiyle çıkmıştı yola. Ne oldu? 4500 yıl önceden İbrahim bir ses koyvermişti. Ne oldu? Allah ne yaptı? Milyonları döktü arkasına.
Allah Resulü bir tek çıkmıştı yola. Ne oldu? Dolayısıyla olur. Olmaması için hiçbir neden yok. Allah'ın vaadi var. İnna Allaha yudafi'u anellezine amenu. Allah inananları savunur. Hatta dahası var. Dahası var. Ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin. Müminlere yardım etmek benim boynuma borçtur diyor Allah. Allah Allah. Daha ne desin ya? Hakkan aleyna. Benim üstüme vazifedir diyor. Yükümlülüğüm diyor. Allah'a borç mu olur? Allah'ın yükümlülüğü mü var? Eğer yardım etmiyorsa Allah'tan değil bizden. Bunun suçlusu biziz. Bir şeyler yaptık. Aklını kullanmayanların üstüne Allah pisliği boca eder. Herkes otursun, nerede yanlış yaptık diye düşünsün. Hepimiz. Bizler, Filistinliler, Araplar, Türkler, İranlılar, Iraklılar, herkes, Afganlılar, biz nerede yanlış yaptık Allah'ım diye otursun, düşünsün. Unutmasın ki Uhud'da bu başımıza nereden geldi diyenler Allah min indi enfusikum sizin kendi yüzünüzden geldi diyor. Hala akıllanmayacak mısınız? Bitiriyor. Sadakallahul azim. Fattal, hel turid en tekellem? Ne? Ha, öyle mi? Ben لو تريد أن تتكلم فضل لو لا تريد أنا أنزل إن شاء الله. Aramızda bir Filistinli kardeşimiz varmış. Yeni haberdar oldum ben de. Fadal ana tercüme inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'a hudah. Ve ba'd. Yekulu sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ rûye anhu el mu'minu lil mu'mini kel cesedil vâhid. Allah Resulü öncelikle salatu selam etti, hamd etti. Allah Resulü buyurur ki mümin diğer müminler için müminler bir bedenin organları gibidir. Hepsi bir beden gibidir. İza işteka minhu udvun tedaa lehu sairul cesedi bil humma ve sehr. Eğer bu bedenin bir uzvu hastalanır, rahatsız olur, acı çekerse diğer uzvu da uzuvları da, diğer parçaları da acı çeker. Tıpkı humma, ateşli hastalıklar gibi. Ve yekulu Rabbul İzzeti Subhanehu ve Teala kema zekera Mevlana kabla kalil fi suratil İsra, matla'i suratil İsra Subhanellezi esra bi'abdihi Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem minel mescidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله جعل الله سبحانه وتعالى البركة في المسجد الأقصى ومصداق حالنا اليوم أيها الإخوة ونحن بين يدي مولانا هنا وهو يذكر فلسطين وأهلها وهو يذكر ما جرى على القدس من ممارسات العدو الإسرائيلي الصهيوني هو مصداق هذه الآية ربط ربنا رب العزة سبحانه وتعالى بين الحرم المكي في الكعبة المشرفة وبين الأقصى المبارك في فلسطين حتى نأتي نحن أهل فلسطين إلى هنا إلى إسطنبول في تركيا ونجد مولانا وأنتم أيها الإخوة الأحباب تحملون هم فلسطين نجد أن القدس في قلوبكم
وأن جرحنا هو جرحكم، وأن عضونا الذي يؤلمنا تدنيس المسجد الأقصى كما هو يؤلمنا هو يؤلمكم أيضا. Kardeşimiz biraz önce okunduğu gibi diyor ayet-i kerimede Allah İsra suresinin başında etrafını mübarek kıldığımız diye bahsediyor, söz ediyor Filistin civarından. Barakna havlehu. Dolayısıyla gerçekten de bu bereketin iz düşümlerini, karşılığını Mescid-i Haram'dan Kudüs'e, Kudüs'ten İstanbul'a kadar görüyoruz diyor. Ve acımız acınız, acımız acınız, acınız da acımızdır. Bizim sancımız sizin sancınız, sizin sancınız bizim sancımızdır. Ve bu manada bütün Müslümanların birbirlerinin derdiyle dertlendiğine şahidim diyor kardeşim. لن أطيل أيها الإخوة، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وأنتم مصداق حديثه صلى الله عليه وسلم، أننا جسد واحد، لأننا أمة واحدة، ربنا واحد، وديننا واحد، ورسولنا واحد، وقرآننا واحد، وصلاتنا واحدة، وأن نكون نحن أهل فلسطين مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب أصحابه قائلاً لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خاذلهم أو خالفهم، قالوا وأين هم يا رسول الله؟ قال هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أنا أختم أيها الإخوة قولي بأننا بإذن الله في أرض فلسطين المباركة على عهد الله باقون، ولحرم الله سبحانه وتعالى حامون، وأننا على العهد بإذن الله باقون. أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله. سلمت لسانكم. Kardeşimiz çoğunu anladınız zaten. Kitabımız bir, Kur'an'ımız bir, Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir diyor. Ve Allah Resulü'nden bir hadis nakletti. Allah Resulü benden sonra hakikati ve hakkı yüceltecek mutlaka bir kitle, bir topluluk bulunacak. Sordular kimdir onlar ya Resulallah? Bu hadisin farklı farklı versiyonlarını ben rastlamıştım ama bu versiyonunu görmemiştim. Onlar Filistin'de yaşayanlar ve onların destekçileridir buyuruyor, söylüyor kardeşimiz. Hiç şüphesiz oradakiler bu davayı taşıyacaklar. Ve her türlü zora, her türlü sıkıntıya rağmen hakkı ve hukuku kaldıracaklar, yücelecekler diyor. Biz de dua ediyoruz. Rabbim onlara da bize de kolaylık versin. Onlar onunla sınanıyorlar. Biz de böyle onlarla sınanıyoruz. Rabbimiz hepimizin imtihanını kolay kılsın inşallah. Ekimüsselam.